her bakanlığı aklından geçiren, fakat aklından geçirmediği tek bakanlık olan Tarım Bakanlığı'nın koltuğunda oturan tuzu kuru Beyzade bakan yalan, yanlış, eksik açıklamalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bugün hiçbir üründe zarar eden çiftçimiz yoktur demiş. Yine ilaveten etinden, sütünden, meyvesinden, sebzesinden, hububatına kadar benim ürünüm tarlada kaldı ya da zarar etti diyen bir çiftçimiz de yoktur demiş. Bakan Bey, tarımı bilmediğiniz belli, biliyoruz da bu söylemlerinizle tam da bunu pekiştirdiniz. Tarımı bilmediğinizi pekiştirdiniz. Eğer tarlada ürünü kalmayan çiftçi yoksa buradan soruyorum size. Çukurova'da soğan tarlada kaldı mı kalmadı mı? Neden çürümeye terk edildi? Kilogramı 40 kuruşa kadar düştü mü düşmedi mi? Soğan nakliye parasını, işçi parasını karşılamadı. Patates tarlada kaldı, çürümeye terk edildi. İşçi parasını, nakliye parasını karşılamadı. Sizin bu iş bilmez politikalarınız yüzünden, koyduğunuz ihracat yasakları yüzünden durum bu hale geldi. Önümüzdeki dönemde limonda da yine aynı keza bu durumlar yaşanacak. Şimdiden sizi uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Çukurova'da üretici yandım anam diyor, bittim anam diye feryat ediyor. Orada bakanlık koltuğundan oturup konuşmak kolay. Gelin çiftçinin halini Bire'de, Çukurova'da alanda görün, arazide görün. Yandım anam diye feryat eden, zor durumda olan bu çiftçiye destek olalım. Bu çiftçiyi kalkındıralım. Başka ülkelerin çiftçilerine değil, kendi ülkemizin çiftçilerine destek verelim. Hani siz milliydiniz, yerliydiniz ya, gelin milli ve yerli olan çiftçimizi destekleyelim.